Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Bugün sizinle dışarılardayız artık. İçerilerden sıkıldık. Dışarılarda olmak istiyoruz. Gerçekten hava çok güzel. Arkamda karlar var görüyorsunuz ama yavaş yavaş doğa kurumaya başladı. Güneş dediğim gibi şu an bulunduğum çimenleri tamamen kurutmuş durumda ve ben de dediğim gibi çıktım dışarılarda sizler için. GRS2 ile GRS3'ün karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Burada amacımız bu akıllı saat daha iyidir, bu daha kötüdür falan demek değil arkadaşlar. Aslında bunu yapmamın temel sebeplerinden bir tanesi geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımızın bana sormuş olduğu sorudan ileri geliyor. Bana arkadaşım şunu sordu abi, hani GRS2 ile GRS3 arasında iki katı kadar bir fiyat farkı var. Yani ben bir tane GRS3 alacağım ama hem sevgilime de GRS2, kendime de bir tane GRS2 almak istiyorum. Bu konuda ne düşünüyorsun diye sormuştu. Ben de açıkçası bunun üzerine bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü arada evet ciddi anlamda bir fiyat farkı var. Yani bu GRS2 şu anda 700 TL seviyelerinde satılırken GRS3'ün 1299 ya 1300 TL seviyesine satıldığını görüyoruz. Aradaki bu fiyat farkını vermeye gerek var mı yok mu? Bunu zaten bu incelemenin ya da karşılaştırmanın içinde bulacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz gelin GRS2 ile GRS3'ün karşılaştırmasına geçelim. Arkadaşlar karşılaştırmaya geçtiğimizde bence en önemli şey tabii ki teknik detaylar oluyor. Burada ciddi anlamda teknik farklılıklar var ve biz bu teknik farklardan size bahsetmek istiyoruz. Şimdi GRS2 arkadaşlar 1.2 inç ekrana sahip. Bu telefon ise 1.3 inç ekrana sahip. Şimdi burada bu akıllı saatlerin 1.2 ile 1.3 arasındaki farkının olması bence en önemli şeylerden bir tanesi şu. Şimdi yani normalde bir akıllı telefonu 5.2 ile 5.3'ü ayıramayız göz olarak ama bunlar tabii ki dairesel olduğu için burada ayırıyoruz. Yani köşeden köşeye değil, bunlar dairesel olarak çap olarak ölçünden dolayı 1.2 ile 1.3 inç arasında gerçekten de çok büyük bir fark var. GRS3'ün çok daha bir saate benzediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. GRS2 ise ya bugüne kadar benim gözüm çok alışmıştı bu telefona diyorum, bu akıllı saate. Fakat bugün şunu görüyorum, GRS2 gerçekten de daha böyle sanki kadınlar için yapılmış bir saatmiş gibi algılanmasına sebep oldu. Özellikle GRS3'ü gördükten sonra arkadaşlar. Arkadaşlar her iki saatin de çözünürlükleri aynı, yani 360'a 360 çözünürlük var. Tabii dolayısıyla bu da PPI değerinde bir GRS3'te düşmeye sebebiyet veriyor. Bu akıllı saat yani GRS3'te 278 PPI yoğunluk varken bunda da 302 PPI yoğunluk var. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Arkadaşlar GRS3'te Gorilla Glass'ın akıllı saatler için geliştirdiği ya da giyilebilir ürünler için geliştirdiği bir koruma kullanılıyor ve bu SR Plus denilen bir koruma var bu akıllı saatte. Gorilla Glass 3 de korunuyor GRS2'de. Şöyle söyleyeyim, bunu zaten yakından göstereceğim size. Ben bu telefon özür dilerim ya, telefon diyorum ve telefon diyeceğim herhalde ben bunlara. Ben bu akıllı saati arkadaşlar yani bir yıldan beri kullanıyorum GRS2 ve en ufak bir çizilme olmadı. Zaten dediğim gibi bunu şu anda yakından gösteriyor olmuş olmam lazım. Bu da hiçbir şekilde yani Gorilla Glass 3'müş ya da SR Plus'mış benim çok açıkçası etkileyen bir özellik değil. Çünkü dediğim gibi Gorilla Glass 3 de bu akıllı saat oldukça iyi korudu. Burada arkadaşlar bunda yani GRS3'te 316L diye bir standart var çelikte. Bu da çeliğin geldiği en son noktayı gösteriyor. Burada dediğim gibi çeliğinin daha iyi bir çelik olduğunu söyleyebiliriz Gorilla Glass 3'te. Always On Display özelliği var. Biliyorsunuz bunu zaten söylemiştik falan filan. Burada dediğim gibi IP68 var ikisinde de. Su geçirmiyor ikisi de. Bunu belirtmeden geçmek istemiyorum. İşlemci tarafında çok büyük bir fark var. GRS2'de Exynos 3250 kullanılıyor. 1 GHz'da çalışıyor. Çift çekirdekli bir işlemci ama 28 nanometrede üretilen bir işlemci. Bunda ise arkadaşlar yanlış söylemeyeyim, Exynos 7270 var. Bu da 1 GHz'da çalışıyor. Bu da çift çekirdekli bir yonga seti fakat 14 nanometreli üretildiğinden dolayı gerçekten de çok düşük bir güç tüketim var GRS3'ün. İkisinde de 4 GB hafıza var. GRS2'de 512 MB RAM var. Bunda ise GRS3'te ise 768 MB RAM var arkadaşlar. Tizen işletim sistemiyle çalışıyor her ikisi de ve gerçekten de oldukça akıcı çalışıyor. Yeni bir Tizen işletim sisteminin güncellemesiyle birlikte arkadaşlar bu iki saatte iOS desteğine sahip olacak. Bundan sonra Apple kullananlarda GRS serisi ya da GRS2 ve GRS3 alıp kendi telefonlarıyla bunu optimizasyonu yapıp kullanabilecekler. GRS2'de GPS yok. Sesli arama yok arkadaşlar. GRS3'te hem GPS var hem sesli arama var. Telefonlarım akıllı saatlerin birbirinden en çok ayrıldığı noktalardan bir tanesi de pil gücü. Bunda arkadaşlar GRS2'de 250 mAh pil varken GRS3'te 380 mAh pil var.
Burada birçok insanın dediğin gibi GRS2 hala alınır mı dediğini biliyorum. Bana sorarsanız GRS2 alınır. Yani akıllı saat kullanım deneyimini yaşamak isteyen insanlar için GRS2 güzel bir başlangıç olabilir ama daha profesyonel bir şey yaşamak istiyorsanız gerçekten GRS3 tam sizin akıllı saatiniz olabilir. Bu dönemde çok fazla alışveriş yapılacak. İnsanlardan çok fazla hediyeler beklenecek. Dediğim gibi GRS3 ile GRS2 arasında kalanlar hangisini tercih ederler bilemiyorum ama iki tane GRS2 de alınabilir. Burada bir tane GRS3 de tercih edilebilir. Burada tamamen ve tamamen tercih sizin olacak ama yani sevgililer gününe özel belki özellikle Vodafone'ların, işte Turkcell'in ya da GSM operatörlerinin kampanyaları olabilir. Bunları takip etmek lazım diye düşünüyorum. Dilerseniz şimdi biraz tasarımsal farklılıklardan bahsedelim. Daha sonra pil güçlerinden bahsedip videomuzu bitireceğiz. Arkadaşlar Samsung GRS3'te bir İsviçreli bir şeyle nedir o tasarımcıyla çalışmış ve gerçekten de burada bu akıllı saat noktasında firma gelinebilecek en son noktayı temsil ediyor bence bu saatiyle. Ben oldukça beğendim. Yani GRS3'ü ilk kutudan çıkarttığım andan itibaren gerçekten de bir saat, gerçek anlamda bir saat kullanıyormuşum hissine kapıldım. GRS2 ise dediğim gibi daha çok sanki bayanların tercih edeceği bir modelmiş gibi geldi bana. Yani eğer hem kendinize hem sevgilinize akıllı saat almayı düşünüyorsanız erkeklerin kendine GRS3 tercih etmelerini, kadınların da GRS2 tercih etmelerini söyleyeceğim. Burada da dediğim gibi rengimi de belli etmiş olayım. Yani ben eğer bir kadınsanız mutlaka GRS2 tercih edin. Çünkü GRS3 kaba gelebilir size. Ama erkeklerin GRS3'ü gerçekten kollarında yani taktıklarına çok iyi durduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu her bu saati gören bana vay bu nedir diye baktı. Oysa ki GRS2'yi çok fazla soran olmamıştı. Dediğim gibi bu çok daha göz alıcı bir saat GRS3. Bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Tasarımsal anlamda büyük bir farklılaşma var. Bu büyük farklılaşma nereden kaynaklanıyor? En büyük ve en önemli fark tabii ki ekranın büyümesi. Ekranın büyümesi algıyı da tamamen ve tamamen değiştiriyor arkadaşlar. Saat biraz daha kalınlaştı. GRS2 11.9 mm kalınlığa sahipken, yalnız söylemeyeyim arkadaşlar, özür dilerim, 11.4 mm kalınlığa sahipken GRS3'ün 12.9 mm kalınlığa ulaştığını görüyoruz. Bunun en büyük sebebi tabii ki pil. 250 mAh pil varken GRS2'de, bu telefonda ise, bu akıllı saatte ise 380 mAh pil var. Şimdi biraz pilinden bahsedeyim siz isterseniz. Şöyle rahatlıkla söyleyeyim, arada tam iki katı fark var. Yani bu GRS2'yi arkadaşlar ben 1,5-2 gün kullanabilirken bunu 3,5-4 gün kullanıyorum. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi bu da şuna tekabül ediyor. Ben mesela GRS2'yi şarj ederken her gün biliyordum ne zaman şarj ettiğimi. Bu akıllı saati kullanırken gerçekten ben bu saati en son ne zaman şarj ettiğimi unutuyorum. Yani 4 gün sürelerinde rahatlıkla kullanılabiliyor ki ben bundan telefon görüşmesi de yapıyorum. Belki biraz daha az kullansanız, belki biraz daha güç tasarrufu modunu daha önceleri falan filan açsanız belki daha uzun bile kullanabilirsiniz GRS3'ü. Bence aradaki en büyük farklardan bir tanesi pil tarafında arkadaşlar. Şimdi size biraz arayüzünü göstereceğim saatlerin. Daha sonra da videomuzu bitireceğiz.
arkadaşlar gördüğünüz gibi arayüz tarafında bir farklılık yok diyebiliriz. Yani bazı ufak tefek nüans farklılıkları var ama akıcılık tarafında ne GRS2'de ne GRS3'ün birbirinden üstün tarafı yok. Ben her iki saatinde gerçekten de oldukça başarılı bulduğumu belirtmek istiyorum. Yani hangisini almak gerekiyor derseniz bu tamamen sizin vereceğiniz bir karar ama ben tekrar söyleyeyim yani kadınlar için GRS2'yi hala çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Erkeklerin de GRS3 tercih etmeleri bence oldukça makul ve güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz GRS2 ile GRS3 arasında ne düşünüyorsunuz? Hangisini alırdınız, hangisini almazsınız? Bu konuda lütfen yorumlarla destek verirseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olun. Abone değilseniz tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar şimdi çok sevdiğim bir kardeşim Mustafa'yı aramak istiyorum. Hemen tıklayalım ve buradan Mustafa yazalım. Bu sanki bana, evet, buraya tıkladığımız zaman bize sonuçları gösteriyor. Mustafa'nın numarasını şöyle gizleyelim. Arayalım arkadaşlar. Evet. Bakalım ses nasıl çıkıyor? Siz de en azından bunu görmüş olursunuz. Hem sesimiz karşıya nasıl gidiyor? Mustafa'ya da bunu soralım. Mustafa merhaba. Merhaba abi. Ne yapıyorsun abicim? İyiyim abi, okuldayım. Okuldasın, sesler geliyor arkadan ha. Evet evet, çocuklarla birlikteyiz abi. Annelerimizin birinci sınıf okuma yazmaya geçti. Ya geçti mi birinci sınıflar okuma yazmaya? Geçti abi. Vallahi Mustafa bir şey söyleyeyim mi? Güzel vermedi abi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Asildora da başladı okumaya. Çok güzel abi. Vallahi yani... Vallahi başladı yavaş yavaş okumaya Mustafa artık ya. Yani baya baya okumaya başladı. Çok güzel, çok güzel abi. Kardeşim... Bu... Okuma döneminde işte kapatması var. Hemen ikinci dönem bence nasıl akıcı okumaya başlayacaklar. İnşallah. Mustafa, yani bu arada sesim nasıl geliyor? Ben seni şu an GRS3'ten arıyorum ama. Öyle mi? Evet. Ses iyi abi, gayet nasıl geliyor? Ses... Ses güzel geliyor değil mi? Okey kardeşim, bir onu denemek için aradım. Şu anda da videoyu çekiyorum. Desteğin için teşekkür ederim. Kardeşim öpüyorum, iyi dersler diliyorum. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Hoşça kal, bay bay.